Dostlar, herkese selam. Videomuza hoş geldiniz. Yeni gelen etkinlik hakkında sizlerle konuşacağım. Ondan öncesinde buradan bu videoyu izleyen herkese selam olsun. Bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimin elinden, küçüklerimin gözünden öpüyorum. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Gelelim şimdi etkinliğimize. Bereket kedisi geldi. Havai fişek etkinliğimiz var. Şöyle baştan bir bakalım. Ramazan hediyeleri zaten bitti dostlar. Buna bakmaya gerek yok. Burada sunucular arası grup alımında eşyalarımız var. Bir tane özel ajan var. Şöyle bir bakayım. Bence güzel değil. Yani oyunun konseptinin dışında bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Bence hoş bir kostüm değil yani. Silaha bakalım. Bak, silah güzel, efektif. O yüzden beğendim silahı. Bir de burada eşyamız var. Bu eşyada neymiş bu? Değişik bir şey, terazimsi bir şey herhalde ki. Aynen, ben çok beğenmedim ama bir tek silah güzel. Bereket kedisi de burada. Bereket kedisine de atıyorum 60 elmas yüklediniz. Bunu yatırım diyorsunuz. Mesela bak, bende şu an yok. Yatırım diyerek katlıyoruz. Bu, eğer bu ay içerisinde yükleme yapacaksanız kesinlikle bu etkinlikte şu an bereket kedisinde yükleme yapmalısınız dostlar. Şöyle kayıtta mıyız bakalım. Aynen. Onun dışında bu mesela bir günlük, 14 Mayıs'ta sona erecek. Bu bittikten sonra gidip yükleme yaparsanız eğer zarar etmiş olursunuz. Çünkü bununla mesela çok daha ucuz fiyatlara VIP alabilirsiniz. İşte daha iyi etkinliklere katılabilirsiniz vesaire vesaire. Onu da söyleyeyim. Şimdi soldan devam edelim. Ramazan Bayramı. Şurada bir kutsal semamız, mekanizma bebeğimiz var. O mekanizma bebek. Süre sınırlı girişten günlük giriş ödüllerimiz var. 5 gün sürüyor dostlar. Daha sonra yüklemeye karşılık denk gelen ödüller var burada. Tüm sunucu ürün toplamada da yeşil paket göndererek eşyalar elde ediyoruz. Etiketimiz var burada. Ramazan mutlu olsun diye, Ramazan'ın sonuna ödül gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ayrıca burada mutluluklar var ve kutsal mekanizma bebeğimiz var. Mekanizma bebek. Bunu 658 tane yollayarak elde edebiliriz. Yan hesaplarınızda bunu yaparak çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Geçen videomda bahsettiğim gibi ben artık bu hesaba çok fazla girmeyeceğim. Sadece günlük görevler için gireceğim için ben bunu artık alamayacağım. Yani bundan sonraki gelenleri de alamayacağım büyük ihtimal. Çünkü 888 açıldığı gibi full onunla ilgileneceğim. Onunla ilgili de bir videomuz var. Ona göz atmadıysanız bakabilirsiniz. Bu çok güzel. Bunu almayı sakın unutmayın. Bunlar çok ciddi anlamda güç artışı sağlıyor bizlere. Buff anlamında, işte doluluk anlamında, güç anlamında gerçekten çok etkiliyor. Haberiniz olsun. Ayrıyetten şurada soru işaretine basarak dostlar bunların hangi göndermede nasıl bir ödül verdiğini görebilirsiniz. Mesela bakın, burada dördüncü kişiselde 658'de belirli hayvan elde edilir diyor. Ayrıyetten de bunun göndermelerini yaparken şuna dikkat edin. Mesela bakın, benim şu an zindan görevim var. Muhafız şeytan ve şeytan izinesi. Ben eğer bunları şu an gidip yaparsam hata yapmış olurum. Benim ne yapmam gerekiyor? Tüm sunucu ürün toplamada soldaki görüyorsunuz 488, 688 gibi sayıların olduğu bar var. Burada iki kat malzeme kısmına geldiği zaman, dolduğu zaman süre sayıcı başlıyor. O süre sayıcı içerisinde eğer zindan temizleme yaparsanız ya da gidip yaratıkları öldürürseniz iki kat ödül alıyorsunuz ve diğer kişilerin, rakiplerinizin daha fazla önüne geçiyorsunuz. Bunu da söyleyeyim dostlar. Çarkı felek de işte burada yüklediğimiz elmasa karşılık tekrardan bunu çevirip 680 yüklersek çevirip bağlı elmas kazandığımız bir sistem. Burada da havai fişeğimiz var. Havai fişek de yeni gelen bir etkinlik. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu oyundaki en iyi iki etkinlik bereket kesisi, yumurta 3 tane var pardon, bir de harita var. Onun dışında yeni gelenler genelde bozuk oluyor. Şuna da şöyle bir bakacak olursak, mesela bakın çok fazla ödül göremiyorum. Mesela bir Samuel kazanmışlar. Şöyle bakalım. Tamam mı? Sanlena var. Bizim sunucuda gerçi normal Sanlena falan. Ahım şahım şeyler değil. Üf falan değil yani. Bakın, gördüğünüz gibi eşya, item vermemiş. Ben 10 tane ücretsiz hakkımı yaptım. İçinden bağlı canavar taşı çıktı. Bunlar maalesef eskisi gibi bağımsız çıkmıyor. Ayrıyetten soru işaretine bastığınız zaman hangisinin daha değerli şey verdiğini görebilirsiniz. Mesela atıyorum, düşük havai fişek açma, mesela orta, bir de şanslı havai fişek var. Mesela bu daha değerlidir diye düşünüyorum. Mesela bakalım buradan
Şans değerleri kaçmış? Orta var. Orta havai fişek var. Şanslı havai fişek var ve en iyi havai fişek var. Okey. Orta en düşüğü, şanslısı orta. En iyi havai fişek de en iyi şans, işte ödül listesini listeleyen ödüller. Yani hani bunda kötü eşya almazsanız, en iyi havai fişekle gidip işte runik özütleme taşı falan almazsanız, hani en kötü alacağınız işte kırmızı şu mühür kutuları, işte atıyorum gep, işte şu zümrütler, turuncu, yani hani şu bağlı elmas ve sarımdakiler yok. Hani şu mor eşyalar gelmiyor. Kesin olarak turuncu, sarı veya kesinlikle en üste doğru çıkan eşyaları kazanıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Onun dışında şurada bir etkinlik ön izlemesi var. Bu etkinlik ön izlemesi TikTok üzerinde Paşa Fensan'ın sayfasını takip ediyorsunuz. Büyük ödüller kazanmak için mücadeleye katılın diyor. Orada büyük ihtimal çekiliş ve benzeri gibi bir şey yapıp işte Huawei P Smart, işte Razer bilgisayar faresi ve ayrıyetten JBL kulaklık veriyorlar. İhtiyacınız varsa katılabilirsiniz. TikTok hesabı oluşturup, sonuçta çok fazla Paşa Fensan'ın bir kitlesi yok. Çekilişe çok fazla kişinin katılacağını düşünmüyorum. O yüzden değerli eşyalar kazanacağımızı düşünüyorum. Haberiniz olsun, şans değeri yüksek olabilir dostlar. Onun dışında şöyle bir baktığım zaman söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Arkadaşım yazmış, bunu da yeni görüyorum bu arada. Diğer videolarımızda görüşelim, etkinlik videolarında. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyorum.